Arkadaşlar yemyeşil bir günden herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Bitcoin neden yükseldi? Bundan sonra beklediğimiz hareketler ne? Bunları yatırım tavsiyesi vermeden sizlerde paylaşacağız. Bugün sabah gözümüzü açtığımızda, birçoğumuz uyandığımızda Bitcoin'in yaklaşık yüzde %15 arttığını gördük. Tabii bunun en önemli sebeplerinden, hatta en önemli sebebi diyelim. Amazon'un Bitcoin ödemelerini 2021 yılından sonuna doğru kabul etmeyi planlaması oldu. E, bu süre zarfında uzun bir süredir gördüğünüz gibi Bitcoin yukarı aşağı hareketler yaparak işte 30-35 bin bandında seyretmekteydi. Bitcoin ile ilgili yaptığımız son videoda da e, 30 bin direncinin Bitcoin için önemli bir direnç olduğunu söylemiştik. Bu direncin altına çok az sarksa da e, bazılarının beklediği gibi e, 18-20 bin, bin dolar seviyelerin artık Bitcoin için hemen hemen imkansız olduğu görüşü de ortaya çıkmış oldu. Bunun yanında bildiğiniz üzere Özgür Demirtaş'ın da Temmuz ayı ile ilgili Grayscale hisseleri hakkında bir tahmini vardı. Bu adamların büyük bir firma olduğunu, işte Bitcoin'in artmasının bu adamları ciddi manada zarara sokacağı ile ilgili tweetleri vardı. Bu düşüşün de bu nedenle Bitcoin'in düşük kalmasının sebebini buna bağlamış ve Temmuz ortalarının sonuna kadar da bunun böyle devam edeceğini söylemişti. Bildiğiniz Özgür Demirtaş'ı ben oldukça önemsiyorum ve fikirlerine, fikirlerinin en azından birçoğuna katılıyorum. Hal böyle olunca, bu ikisi birleşince artık Temmuz ayının sonu, artık Ağustos'un başında bizi güzel günler mi bekliyor diye içimizden geçmiyor değil. Bunu grafik olarak baktığımızda da Bitcoin'in üst noktada hemen hemen bu. Direnç seviyeleri 37.000 daha önce çizdiğim grafikler bunlar biliyorsunuz 37.841 seviyesinin üstünde kalması Bir sonraki direnç seviyesi olan 41.387 üzerine atması için önemli olduğunu düşünüyorum e, Alttaki destek noktası ise 34.435 olarak görünüyor e, Söylediğim gibi daha önce de söylediğim gibi ben artık Bitcoin'in e, 30.000 bandı altına Kolay kolay Düşmeyeceğini e, Düşünüyorum bu noktada e, Bitcoin buralarda kalırsa eğer e, ki ben aşağı yönlü bir hareketin de kısa süreli de olsa bir hareketin de tekrar gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü uzun bir zaman uzun bir zamandır Bitcoin bu bantta hareket ettiği için birçok küçük yatırımcı e, korktu. Korkmayanlar da artık hazır yükselmiş, e, yükselmişken e, bunu elimizden çıkaracağız diyebilir. E, ama her zaman her zaman her zaman söylediğim için gibi. Bugün Amazon'un da işte iddia edildiği gibi 2021 sonuna kadar Bitcoin ödemelerini kabul etmeyi planladığı gibi e, kripto paraların ve bu teknolojinin asla bitmeyeceğini ve önümüzdeki zamanlarda Bitcoin'in e, çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yine grafiğe baktığımızda arkadaşlar 20 günlük ortalama basit hareketli ortalamanın 50 günlüğün üzerine attığını ve bu ani yükselişin de gayet hacimli bir şekilde olduğunu görebilmekteyiz. Temennimiz Bitcoin'in en azından birkaç gün bu seviyelerde tutunup 38 bin bandında tutunup sonrasında 41 bin seviyelerin üstüne attığında sizlerle yeni bir video çekmiş olacağız. İlerleyen videolarda görüşmek üzere inşallah böyle yemyeşil videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.